Milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar Şuhut yolu açılışında bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımızı sunuyorum. ...2023 yılında da durmak yok, yola devam diyor. Türkiye yüzyılının altyapısını hazırlamak için liderliğinizle aralıksız çalışıyor. Hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Biliyoruz ki devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. 2023 yılı da çok önemli projeleri tamamlayıp hizmete açtığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne ve Türkiye yüzyılına yakışır bir yıl olacaktır. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, dünyanın hizmetine sunuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun bir biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin önemli ulaşım yollarının merkezi konumunda bulunan Afyonkarahisar'ımız da bu stratejimizin önemli bir parçası. Afyonkarahisar'da 20 yıl önce sadece 54 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 11 kattan fazla artırarak 592 kilometreye ulaştırmıştık. Bugün de huzurlarınızda 22 kilometre uzunluğunda ve 26 metre genişliğindeki Afyonkarahisar Şuhut yolu açılışını gerçekleştirerek bu önemli güzergahta yüksek standartlı bir ulaşım tesis etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızla sati kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki tüm güzergahı bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu ulaşımını tesis etmiş olduk. 27 dakikalık seyahat süresini 12 dakikaya indirdik. Bu projemiz tarım, turizm ve sanayi faaliyetleri her geçen gün gelişen ilçemizin ve şehrimizin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin aydınlık geleceği için yatırımlarımızla eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Afyon Şuhut karayolumuzda emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Afyon Şuhut karayolunun başta Afyonkarahisar ilimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli misafirler, sizlere kalbimi duygularımla, muhabbetle selamlıyor. Afyonkarahisar'ımız Marmara'nın, Karadeniz'in, Akdeniz'in, ülkemizin batısından doğu ve güneş doğusuna uzanan tüm güzergahlarının kavşak noktası. Termaliz, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin şehri Afyonkarahisar'ımızın merkeziyle şu ilçemizi buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diliyorum. Bu projesi şehrimize kazandırılmasını emeği düşen bakanlığımızı, müteahhit firmaları, mühendisinden işçisiye herkesi tebrik ediyor. Bölünmüş yolumuzu tamamladığımız bölgemizdeki yoğun trafik inşallah artık daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde işleyecek. Bundan sonra şehir merkeziyle Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Yine bu projeyle vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak. Egzoz salınımını yıllık 2200 ton azaltacağız.
kolaylaşan ulaşımıyla bu güzergahın büyüyen, gelişen, kabına sığmayan Afyon Karahisarımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin metre kareye 30 bin metreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 6100 kilometreydi. Biz 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdık. Hamdolsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol yapmakla kalmıyor, diğer yollarımızın kalitesini de yükseltiyoruz. Amacımız bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor, tatillerini rahatça yapıyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarımız hem hızlı bir şekilde hem de çok fazla yıpranmaya maruz kalmadan gidecekleri yerlere varıyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle hızlandırdık. İster binek, ister ticari araç olsun, tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldik. Geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik. Azgın suları köprülerle açtık. Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz anlattıklarımın hepsi ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. Hatta karayolunun da sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolları ilave etmemiz gerekiyor. Daha bunun şimdilik 1439 kilometreyi bulan hızlı ve yüksek hızlı demiryolu, baştan aşağı yenilediğimiz konvansiyonel hatları var. Daha bunun pek çok şehrimizde bakanlığımızca inşa edilip işletilen metroları, raylı sistemleri var. Daha bunun lojistik merkezleri, iltisak hatları var. Daha bunun 57 ilimize yaygınlaştırdığımız havalimanları var. Daha bunun potansiyeli yüksek şehirlerimizde sürekli büyüttüğümüz, yenilerini eklediğimiz yolcu ve kargo terminalleri var. Daha bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteyner limanları, yat limanları, kurvaziyer limanları var. Türkiye'ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 200 milyar doları buluyor. Bu şekilde hayata geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde 81 vilayetimizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla buluşturduk. Sadece fiziki altyapımızı güçlendirmekle kalmadık. Bu projelerimizle gönülleri ve kalpleri kavuşturduk. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Eğitimden sağlığa, adaletten
güvenliğe, enerjiden sanayiye, her alanda artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkana sahip. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşımızın bu mümbit zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Kimi fabrika kuran, kimi atölye açan, kimi teknolojiye, kimi tarıma, kimi hayvancılığa yönelen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor. Ülkemize 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdığımız her yatırımı, her projeyi, milletimizin hanesine yazdırdığımız her başarıyı, Türkiye 100 yılının girizgahı, besmelesi olarak kabul ediyoruz. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye 100 yılı adını verdiğimiz bu atılımı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil, milli bir vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde ülkemiz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakın. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyon vatandaşımız her birine diğer tüm ayrımları, farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyor. Milli mücadele destanının yazılmasında büyük zafere ev sahipliği yaparak en kritik rolü üstlenen Afyonkarahisar'ın Türkiye 100 yılı destanının da öncülüğünü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız Afyonkarahisar Tuğut yolunun bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, şu anda Adil Bey hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Afyonkarahisar'dan saygılarımızı sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey'i görüyorum. Afyonkarahisar Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nu görüyorum. Aynı şekilde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'yı görüyorum. Aynı şekilde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Bey'i görüyorum. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan'ı görüyorum. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu görüyorum. Aynı şekilde Şuhut Kaymakamı Harun Raşit Han'ı görüyorum. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u görüyorum. Karayolları Konya Bölge Müdürü Serdar Ateş'i görüyorum. Ve bunun yanında TİKA İnşaat Hikmet Kaya'yı görüyorum. Hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Kan yapıyordum az önce. Adil Bey, şu anda kordereyi kesiyoruz ve tüm makaslar kordereyi kesen arkadaşlarımıza bugünün hatırası olarak kendilerinde kalacak.
yol medeniyettir. Hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Ya Allah! Bismillah.